Merhaba arkadaşlar, kripto coin çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda tabii ki güzel haberlerimiz yok. Kötü haberlerimiz de yok. Yalnızca piyasada büyük bir satış dalgası olduğundan bahsedebiliriz. Düşüşlerin asıl sebebi budur kardeşim. Şu anda herhangi bir olumsuz haber ya da bir gelişme olduğunu göremedik. Yani henüz piyasalara düşen bir olumsuz haber yok. Bu da sadece ekrandan da görüldüğü gibi satışların başladığını yani saat 12 gibi satışların başladığını yavaş yavaş başladığını ve şu anda da artarak devam ettiğini görüyoruz. Yukarıda saatlik mumu baktığımızda iki tane büyük kırmızı mumun satışlardan dolayı aşağıya geldiğini de görüyoruz. Ama an itibariyle 38.550 dolar seviyelerinde seyrediyor. Buradaki desteği bu zaten. Bu desteğini de kırarsa 38 bin dolarları test eder mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Fakat 4 saatlik grafiğe baktığımızda hala hazırda alışların devam ettiğini azalarak da olsa alışların olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hacim mumlarına baktığımızda hacim mumlarında da bir değişiklik yok. Yani hacimli bir şekilde devam ediyordu yoluna. Satışların etkisiyle tekrar geri döndüğümüzü söyleyebiliriz arkadaşlar. Ne yapmamız gerekir hocam? Arkadaşlar, sabrın yoksa, telaşın çoksa ekranlardan uzak duracaksın. Dünkü çıkışın bir kısmını şu anda geri alıyor. Yani Paul'un açıklamaların ardından gelen yükselişin bir kısmı şu anda geri dönmüş görülüyor arkadaşlar. Tabii ki yüklü paralarla girenler, kaldıraçlı işlem yapanlar kar realizasyonunu gerçekleştirmiş oldular. Bu da piyasanın geri çekilmesine sebep oluyor. Arkadaşlar Binance CEO'sundan bir açıklama geldi. G7 ülkeleri Bitcoin'i resmen kabul edebilir diyor. Ayrıca Bitcoin ve altcoin de konsolidi de olumsuz olarak devam ediyor arkadaşlar. Peki Ethereum'da durum ne? Ethereum'a baktığımızda da farklı bir grafik yok. Aynı şekilde %2.5 oranında geri çekilme var. 2864 dolar bandındayız. MBL'ye baktığımızda MBL'de de herhangi bir değişiklik yok. %2,5'luk geri çekilme çift sıfır 85 dolar seviyelerinde seyrediyor arkadaşlar. Fakat hala hazırda gördüğümüz gibi bir al sinyalinin devam ettiğini aşağıda da alışların olduğunu görüyoruz. Cardano güzel bir yükseliş yakalamıştı. Ardından ne yaptı? Şu anda %7'ye yakın bir geri çekilmesiyle 0.83 dolar bandı seviyelerine kadar gerilemiş oldu. Altta 76, yukarıda 90 destek ve direnç bandı aralığında gitse de şu anda hala bir alışın olduğunu Cardano için söyleyebiliriz. Zillika. Zillika'da düşen trend kırıldı. Zaten bu yükselişini yaptı. Bunun düzeltmesidir bu. Bunda da düzeltme var şu anda. Ee, şimdi diyeceksiniz ki hocam piyasa düşüyor. Nereye düzeltiyor? Arkadaşlar düne göre konuşuyorum ben. Dün şu yükselişin bugün bu düzeltmesidir. Trend bazında baktığımızda hala bir ne var? Düşen trendin kırıldığını zaten görüyoruz burada. Hacim olarak baktığımızda yerli yerinde, alışlar aynı şekilde. Erasi'ye baktığımızda yukarıda yani ben şu kırmızılıkları sadece satışa bağlayabilirim. Erasi'ye falan baktığımızda çok güzel yükselişlerin olacağını mayıs ayı için düşünebilirim arkadaşlar. Yani bundan yükseliş geleceğinden bahsedebilirim. Tabii ki şimdi çoğunuz inanmaz zaten. Ancak ne zaman inanırsınız? Yükselişler patır patır başlayınca, oklar yukarıya doğru çekilince, hocam şu neydi? Bu neydi? Dökülmeye başlarız. Ama biz her düşerken, hem çıkarken hem bu piyasayı yatay seyrederken de daima sizlerle birlikteyiz. Vaves. Vaves de, de arkadaşlar. Dün ne yaptı? Çok güzel bir çıkış yaptı. 17 dolar direncini test etti. Tekrar geri döndü ve an itibariyle 15 dolar 40 cent seviyelerinde seyrediyor. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. JASMI'ye bakalım. de bugün güzel bir geri çekilme var. Hemen hemen dünkü aldığını bugün sildi arkadaşlar. Dün yapmış olduğu %8'lik 9'u yükselişini bugün %8.74 yani hemen hemen 0'a 0 sıfır, elde 0 şeklinde geri dönmüş oldu. Fiyat tekrar 19 doların altına inmiş durumda yani 0.0 19 doların altına. Lufta bakalım. Lufta arkadaşlar yani Luffy diyebiliriz. Luffy güzel bir hacim var. Bakınız altta yem yeşil yem yeşil Çok güzel bir grafiği var. Yükselişin devam edeceğini söylerim. Herkesin düştüğü yerde %8'in üzerinde. yukarıdan an itibariyle fiyat bol sıfırlı bir coin alın siz arkadaşlar. İşte bol sıfırlı coin arayanlar. Apecoin. Ape ne yaptı? 15 dolara geldi tekrar. Altta EMA 200 günlük ortalaması var. Onu test edebilir. Onu da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şu anda 15 dolar seviyelerinde seyrediyor. Peki hangi birine bakarsak bakalım. Bugün %10, 8, 5, 2 gibi geride. Sağlam coinler %2, 3 gibi geri çekildi bitcoin ile birlikte. Ee, hacmi az olanlar ise ne yaptı? %10, 15, 12, 8 gibi Geri çekilmeleri devam ediyor arkadaşlar. Dönelim. Dönelim. Metaversal'e. Metaverselerde metaverse de ne var? Arkadaşlar Gala'yı görüyorsunuz. Yüzde 8 geri çekildi. Dünkü verdiğinin yarısını geri aldı şu anda. Sıfır 15 dolar seviyelerinde şu anda. Keza Aks tekrar 32 doların altına geldi. Yüzde 4'lük geride. The Sandbox yüzde yedi buçukluk geri çekilme 2 dolar 25 sente kadar geriledi. E mana yüzde bir buçukluk pardon yüzde yedi buçukluk geri çekilmesiyle bir buçuk dolar seviyelerine geldi geri. Ama buradaki geri gelişlerde bizim süper trendimizin bizlere hala bir al sinyali verdiğini yani ERA da baktığımızda dönüşün geri olacağını söylüyor arkadaşlar. Yani çok fazla da şeye gerek yok. Paniğe gerek yok. Bugün gidin yatın. izlemeyin e, yani hiçbir kanalı. Film izleyin arkadaşlarım. Geçin diğer kanalımıza filmler var ne güzel. İzleyin. Yok. Rahatlamak istiyorsunuz. Relax videolarımız var. İzleyin ya da illa benimkiler değil. Başka videoları da izleyebilirsiniz. Ama bir şekilde şu ekranlardan kendinizi bugün atın dışarıya. Bakmayın kardeşlerim. Hatta ben bile gece Biliyorsunuz açılış kapanış videosu yaptım. Uyumadım. saat 4-5 miydi? 6'ya mı geliyordu? Hatırlamıyorum. O saatlerde yattık. E, kalktık. Bir tane ne yaptık? E, diğer borsaları açıldı biliyorsunuz. Bayram tatili bitti. Altın, gümüş, dolar, hisse senedi analizi yaptık. İzlemeyen kardeşlerimiz o videoyu izleyebilir. İlgilenenler tabii ki. Diğer kanalımızı ziyaret ederek onu izleyebilirler. Dolar nereye gidiyor? Altın nereye gidiyor? Bazı hisse senetlerini de izleyebilirler. Ama bu piyasadan birazcık uzaklaşmanız kendi yararınızdadır. Çünkü heyecan yaparsınız, panik yaparsınız, elinizdekileri kaptırırsınız arkadaşlar. Evet gelelim Doge'ye. Doge tekrar 13 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Onda da %4'lük geri çekilme var. Desteği aşağıda 12,5 dolar. Shiba %6 geri çekilmesiyle tekrar 21 altına geldi. 0.40 20 dolar seviyelerine kadar gerilemiş görünüyor. Günün yıldızı yine Pitbull arkadaşlar. Pitbull sabah verdik. Şöyle günlük grafiğini açalım. Bakınız Pitbull ne yapıyor görüyor musunuz? Şuradan gelen bir düşen takoz ve yükselen grafik moduna girmiş durumda. Yani şuradaki derinliği atmaya çalışıyor. Bol bol ok size buyurun. 22'ler görünüyor şu an 15'lerde. Sıfırları saymıyorum bol sıfır. Hacim hacimli bir şekilde geliyor. Bakınız. Şuradaki mumlar hacim mumlar arkadaşlar. E alış devam ediyor günlükte gördüğünüz gibi. Pitbull'a giriş bayağı var demek. E keza Baby Doge. Düşen trendi kırdı. Şuradan aşağı gelen trend kırıldı. Onda da şuralar test edilebilir. Kişu. Bunları verdik bugün. Onda da %5'e yakın yukarı yönlü hareket var. Trendi kırmaya çalışıyor. Hacim devam. Satışlar olsa bile devam ediyor yükselişine. Keza Akita o da yeşilde. Yüzde bir buçukluğu da yükselişte. Ama Flokibis'in bir şey birazcık yüzde dörtlük gibi birazcık geri çekilmeyle 4 0, 16 dolar seviyelerinde seyrediyor. Dogelon Mars'a baktığımızda onda da Bitcoin'le bağlantılı şekliyle yoluna devam ediyor arkadaşlar. 6 89larda 90'larda hareket etmeye çalışıyor. Yani piyasanın 3 aşağı 5 geneli Bugün durum bu. Peki hocam küresel piyasalarda durum ne? Farklı değil arkadaşlar. VIX korku endeksine baktığımızda VIX korku endeksimizde yükseliş devam ediyor. 10. Tekrar 35'in üzerine çıktı bakınız. Şu anda 35-17'lerde. VIX'in bu korku endeksi şöyle bir şey hatırlatıyor bize. Biz sadece satış diyoruz ya. Acaba... Yani bir olumsuz durumlar dönüyor mu piyasada? E, tabii ki Çin'i biliyoruz artık. O karantina bir sürecinde hala devam ediyor. Artarak, çoğalarak artıyor. Ama e, bir de Rusya krizi var. Ekonomik çöküntü zaten aldı başını gitti. FED faiz kararını artırdı. E, bütün bunları yanında yine sığınılacak güvenli limanlardan biri de kripto paralar olduğunu zaten defalarca söyledik. S&P. Baktığımızda S&P de geri çekiliyor bakınız. Şu çıkışıyla Bitcoin de çıktı. Bu geri çekilişiyle Bitcoin de geri çekiliyor an itibariyle. E Nasdaq'a baktığımızda buçuklu geri çekilme var. Aynı şekilde. E Dow Jones'a baktığımızda keza aynı geri çekilişmeler devam ediyor kıpkırmızı. Yani netice itibariyle arkadaşlar sadece bizim piyasamız değil. Küresel piyasalarda da gördüğünüz gibi düşüşler bir anda arttı. Yani bir şeyler ters gidiyor. Onun için sadece sabredin diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın.